Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz kentsel dönüşüm ve son değişiklikler var. Hepimizin merak ettikleri var ve konunun uzmanına soracağız. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. 1 Ekim itibariyle meclis açıldıktan sonra en çok merak edilen konulardan biri kentsel dönüşümdü. Bununla ilgili haberler de gelmeye başladı. Hemen onu sormak istiyorum. Meclise sunulacak olan kanun teklifine göre kentsel dönüşümde kat maliklerinin anlaşma oranı değişecek. Kabul edilirse eğer 3'te 2 olan oran yarı yarıya düşecek. Bunun detaylarını hemen sizden almak isteriz. Memnuniyetle. Şimdi gündemdeki yasa çalışmasında birkaç tane temel konu var. Bunlardan ilki bir binada oturanların kentsel dönüşüm projesini onay oranı 2/3 yani %67'den %51'e çekilecek. Yani normalde 20 daireli bir apartmanda 14 kişinin kentsel dönüşüm projesini onayı gerekiyorken şimdi 20 daireli bir apartmanda 11 kişinin onayıyla dönüşüm projesi başlayacak. En önemli konulardan bir tanesi bu. İkincisi İstanbul için özel bir genel müdürlük, başkanlık ya da bir birim kurulması söz konusu. Çünkü bugüne kadar İstanbul'la ilgili kentsel dönüşüm çalışmaları diğer 80 ille beraber aynı genel müdürlüklere ve birimlere gidiyordu. Ve sırası geldikçe diğer illerin yanında İstanbul'un işleri de hallediliyordu. Ama şimdi özel bir birim oluşturulmasıyla bu sadece İstanbul'a bakacak, hem idari işlerin çözümü hem de finansmanın gelir ve gideriyle tek bir elden yürütülmesi açısından bir fon kurulmasının düşünüldüğünü biliyorum. Tabii meclis çalışmaları esnasında fonun adı başka bir şeye evrilebilir ama neticede geliri ve gideriyle özel bir İstanbul'a özgü bir çalışma yapılacak. Burada bakanlık ve Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan, ilgili bakanlıklardan da ilgili temsilciler bulunacak ve kaynak aktarımı da buradaki fona sağlanacak. Çünkü bildiğiniz gibi daha evvel yarısı bizden diye bir çok cazibeli bir kentsel dönüşüm programı açıklanmıştı. Evet, genel seçimler öncesinde. 1 milyon 800 bin TL'ye mal olacak bir konutun 900 bin TL'si devlet tarafından hibe edilecekti. Kalan 900 bin de krediyle 10 yıl geri ödemeli şeklinde yapılacaktı. Bu da tabii özellikle dar ve orta gelirli insanların kentsel dönüşüme bir an evvel evet demeleri için müthiş bir kolaylık olacak. Hocam bu çalışmanın içinde... Çalışmanın içinde birincisi salt çoğunluğun sağlanması bekleniyor. Bir de yine işlemlerde bayağı bir sıkıntılar çıkabiliyor. İşte kat maliklerine işte tebligatlar ulaştı mı ulaşmadı mı, bunun kısaltılması için de yine çalışma var mı? Özellikle tebligat sorunu çok tartışıldı. Yasa çalışmaları esnasında bürokratlardan edindiğimiz bilgiler, ayrıca bizim gibi konunun uzmanı kişilerin verdiği beyanlar, bakanlığa ilettiği görüşler doğrultusunda bu tebligat çalışmaları da hızlandırılacak. Büyük bir ihtimalle bir ilgili binada bir askı sistemiyle bir ilan söz konusu olabilir. Ama onun dışında kişilere doğrudan tebligat yapılması açısından daha kolaylaştırıcı bir sistemin devreye gireceğini düşünüyorum. Bunun dışında tabii tebligata paralel davalar çok engelleyici durumda. Yaklaşık burada da yine bir kiracı ve ev sahibi arasında olduğu gibi bir arabuluculuk söz konusu olur mu? Vallahi arabuluculuktan ziyade özel yetkili mahkemelerin özel bir yargılama biçimiyle hızlandırılmış bir yargılama biçimi daha etkili bir yöntem olacak.
Onun da bu yasayla birlikte gündeme geleceğini düşünüyorum. Burada da zannedersem emsal kararlar ön plana çıkacaktır. Çünkü o kadar fazla taahhütte bulunan işte insanlar var ki binanızı alırız, şöyle yaparız, böyle yaparız, işte daha fazla kat çıkarız, daha fazla metrekare veririz deyip ondan sonra yasal düzeye geldiğinde baya bir yani ilerlemeyen o kadar çok fazla iş var ki sonra her iki tarafta mağdur kalabiliyor. Şunu sormak isterim hocam, İstanbul genelinde, Marmara genelinde peki böyle bir dediğiniz gibi az önce bir kentsel dönüşüm başkanlığı kurulması gündemde. Peki nedir rakamlar, işte 99 depreminden bu yana ele almak gerekirse İstanbul'da acil olarak dönüşmesi planlanan yerler, işte Zeytinburnu var, Kadıköy'de belirli yerler var. Nedir aşamalar, nedir rakamlar? Şimdi efendim, son gelişmeler kapsamında son birkaç yıllık, daha doğrusu 11 yıllık kentsel dönüşüm uygulaması sonucunda İstanbul'da hala dönüşmesi gereken 1 milyon 300 bin civarında, artı eksi %10 oynayabilir bu, konutun ve iş yerinin olduğu belirleniyor. Bu da yaklaşık her apartmanda 20 daireye bölsek yaklaşık 600 1 300 65 bin 70 bin binaya tekabül ediyor. O yüzden bu binaların dönüşümü açısından bir aciliyet söz konusu. Bu 1 milyon 300 bin konutun ve iş yerinin dönüşmesi açısından ortaya çıkan yerel belediyelerdeki imar problemleri de İstanbul'a özel bir birimin kurulmasıyla birlikte çözülebilir çok hızla 3-5 ay içerisinde. Özellikle imar alamayan çeşitli af kanunlarından faydalanmış binaların hızla dönüştürülmesi açısından çeşitli çözümler gündeme gelebilir. İlçe belediyelerinin de zaman zaman zorlandığı yapı ruhsatları bu birim tarafından da verilebilir. Belli bir süre tanınabilir ilçe belediyelerine. Akabinde bu birim ilçe belediyeleri tarafından verilmeyen kentsel dönüşüm başlanması için gereken yapı ruhsatlarını da sağlayabilir. O yüzden hızlı bir dönüşümün başlangıcındayız diye düşünüyorum. Peki hocam, bize biraz aşamadan bahseder misiniz? Biz ev sahibiyiz ya da kiracıyız ama işte apartmanımız ya da oturduğumuz bina çok da sağlam değil. Bunu en doğru, en yasal yollardan ne şekilde çözebiliriz? Bunun aşamaları nelerdir? Şimdi bu yasanın çıkmasıyla birlikte yasanın da içeriğinin vatandaşlarımızı tatmin etmesiyle birlikte süreç önce bir riskli yapı tespitiyle başlayacak. Lisanslı kuruluşlara herhangi bir malik başvuracak ve riskli yapı tespitini yaptıktan sonra da ilgili kat maliklerinden bu projenin yapılması için onay gerekecek. Tabii bundan evvel bir projenin yapılması lazım. Bu proje bence yine yerel müteahhitler aracılığıyla yapılabilir. Bu müteahhitler daha sonra bu projeyi yaptıktan sonra ilgili kat maliklerine bunu onaylatacaklar. Yasanın %51 ile çıktığını düşünürsek işte 20 daire 11 maliğin onaylamasıyla birlikte süreç başlayacak. Evraklar bu kurulacak özel birime verilecek. Eğer burada maliklerin bir kredi talebi söz konusuysa kredi talebi bu konuda anlaşmalı bankalara yönlendirilecek. Bir yandan da yapı ruhsatı işlemlerinin başlanacak. Yapı ruhsatı işlemleri ve kredi işlemleri yürürken de binanın boşaltılması ve akabinde yıkılması söz konusu olacak. Yine Ve kira yardımları devam ediyor mu hocam? evet, yine kira yardımları devam edecek. Büyük bir ihtimalle İstanbul için yeniden güncellenecek bu rakamlar. Çünkü son 2 yılda dörde katlandı İstanbul'daki kira miktarları. Ortaya çıkan konut ve
kiralık konut Taleplerinden problem. ötürü. O yüzden de bu süreci daha sonra da bakanlık takip edecek. Çünkü burada bir stratejik olarak modeli düşünürken yarısı bizden kampanyasını, organizasyonunu Evet. TOKİ'ye bırakmışlardı. TOKİ'nin bunu kendi kadrosuyla yapabilmesi kolay bir iş değil. Çünkü 70 bin binadan bahsediyoruz. 70 bin binaya birer kişi görevlendirseler 70 bin yeni eleman alınması gerekiyor. Bu Bu katılan konuda peki ekiplerin. hemen araya girmek istiyorum. Müteahhitlerle bir araya gelinse işte hani denetim yine TOKİ'nin üzerinde olsa da yine bir devlet eliyle olup müteahhitlere de bir ne bileyim böyle bir şey çıkabilir mi? Bir çalışma, ortak çalışma. Evet, bizim de önerimiz bu zaten. Yani yine apartmanlar, binalar, malikler, yerel müteahhitlerle ilişkileri oluştursunlar. Projelerin ve kat maliklerin ikna süreçlerini hızla bu şekilde müteahhit ve kat malikleri organizasyonuyla yürütsünler. Akabinde TOKİ bu işin kredi yönetimini, müteahhitin denetimini, proje denetimini yapsın. Daha sonra da ilgili kurulacak özel birimlerden ruhsat alındıktan sonra da binanın koşullara uygun şekilde, projeye uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetlesin. Çünkü TOKİ'nin elindeki insan kaynağı bu problemi hızla çözmeye yeterli değil. O yüzden TOKİ'nin hızla yerel müteahhitleri devreye almasını sizin de düşündüğünüz gibi çoğu uzman tavsiye ediyor. Evet, sonuçta onların da yani çoğu zaman evet onları baz alıyoruz, hedef alıyoruz ama aslında Türkiye'de çok iyi müteahhitler, çok iyi mühendisler de var. Ama denetimi de işte yine TOKİ'nin yapması doğrultusunda bütün herkes güvenle evini yaptırabilir diye düşüncesindeyim. Peki Yani şöyle... özel sektörü böyle bir sistemde dışarıda bırakmak liberal ekonomide teknik olarak mümkün değil. O yüzden de aklın yolu bir buraya gelineceğini düşünüyorum. Bir de şöyle yani Türkiye'nin lokomotifi konut sektörü, inşaat sektörü her ne kadar maliyetler artmış olsa da aslında burada bir el birliğinin olması hepimiz için büyük bir Türkiye'nin kazanması, Türkiye'nin büyümesi için çok çok önemli. Şimdi geçtiğimiz günlerde deprem uzmanlarıyla da konuştuk. Daha doğrusu 6 Şubat depremi ya da bizim yaşadığımız o 1999 depreminden beri aslında hepimiz zaten depremi hiçbir zaman unutmuyoruz. Ama özellikle deprem uzmanlarının şöyle bir İstanbul için sorunları var ya da söylemleri var. Kentsel dönüşüm değil yerinde dönüşüm İstanbul'da gözlemliyoruz. Yani bir bina yıkılıyor ve işte yeniden aynı şekilde bina çıkıyor şeklinde. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Bu görüşe ağırlıklı olarak katılıyorum. Bazı rezerv alanlarında bakanlık tarafından belirlendi. Yaklaşık 300 bin konut yapılabilecek, 350 bin konut yapılabilecek şekilde rezerv alanları belirlendi. Eğer buralarda nitelikli uydu kentler oluşturulursa ve bunun şehirle bağlantısı hem ulaşım açısından hem sosyo-kültürel ilişkiler açısından kurulursa şehir merkezindeki çoğu insanın buralara göçeceğini, buralarda tercihte bulunacağını ve binalardaki yahut arsalardaki paylarını da bu kurulacak özel fona devredebileceğini, özel fonun da buralarda şehir merkezlerinde daha nitelikli projeler oluşturarak kentsel dönüşümün giderlerinin karşılanması için çok ekstra gelirler oluşturabileceğini de düşünüyorum. O yüzden de rezerv alanları önemsiyorum. O yüzden bazı dönüşüm projelerinin evet yerinde yapılması doğrudur. Ama nitelikli uydu kentlerin oluşturulmasıyla birlikte
çoğu insanın, özellikle emekli olan insanların, Evet. şehirde çalışması gerekmeyen insanların buralara çok rahat göçebileceğini ve şehir merkezlerinin de bu yoğunluğunun daha azaltılabileceğini düşünüyorum. Tabii burada çok önemli bir başka konu var. O da bu konutların yeşil bina niteliğine sahip, Evet, kendi akıllı enerjisini binalar. sağlayan, su giderlerini azaltan, yağmur sularını toplayıp tekrar bunları dönüştürebilen, bina cephelerinde solar sistemlerin uygulanmasıyla, çatılarda uygulanmasıyla birlikte hem sıcak su ihtiyacının hem de ilave enerji oluşturma imkanının yaratılacağı yeşil binaları özellikle devletin kentsel dönüşümde teşvik etmesi, hatta zorlaması gerekiyor. Bir yeşil bina yaklaşık 30 yıl içerisinde tüm masrafını amorti edebiliyor. Yani 30 yıl sonra bu konutların, bu binaların ülke ekonomisi için bedavaya gelmesi söz konusu. O yüzden de en temel konulardan bir tanesi bence binaların, yeni yapılacak binaların nitelikleri. Burada devletin zorlayıcı, yeşil binaya yönlendirici çeşitli tedbirler ve teşvikler alması gerekiyor. Bir son eklemek istediğim, hazır bu kentsel dönüşüm yasası çalışmasıyla ortada mülkiyet hakkına aykırı, insanların canını yakan bir hisse satışı söz konusu. Evet. Yani muhalif olan insanların hisselerinin zorla satılması söz konusu. Bence bunu kaldıralım yeni kanunda. İlgili muhalif olan, projeye muhalif olan bir ya da iki kişiye de yine uygun olan daireleri verelim. Ha, bunların şerefiye problemleri ya da metrekare problemleri gibi bir maddi kaybı söz konusuysa, o zaman nasıl olsa hızlandırılmış bir yargılama sistemi getirilmesi düşünülüyor ya da özel mahkemelerin kurulması düşünülüyor. Yaklaşık bir yıllık bir tazminat yargılamasıyla da bunların bir zararı söz konusuysa zararları karşılanmış olur. Hiç olmasa bunlar yıllardır oturdukları bir binadan, mahalleden çıkmak zorunda kalmazlar zorla. O yüzden de bunun da düzenlenmesi çok yararlı olur bu vesileyle diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Tabii ki başlıklar netleştikçe yasa çıktıktan sonra yine görüşlerinizi almak isteriz ve özellikle de o iklim işte yeşil binalarla ilgili ekstra başka bir programda yapmak isteriz. Onu da tekrar önümüzdeki günlerde planlamayı çok isteriz hocam. Ama şimdiki çalışmaları vermiş olduğunuz açıklamalarla o kadar çok yeterli ki birçoğumuzun merak ettiği konulardı. Çok teşekkür ederim katıldığınız ve bilgileri paylaştığınız için. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Başkanı Profesör Doktor Gürsel Öngören bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.